Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Bizim hedeflerimize paralel bir noktada değil. Ama tabii ki öyle olacak. Neden? Çünkü performansla birlikte hem vatandaşlarımız hem de piyasa aktörleri bu beklentileri neye göre şekillendiriyor? Tabii ki geçmişe göre şekillendiriyor. Söylediklerimizi tabii kısmen kale alıyorlar. Ama söylem bir kenara, performans kadar iyileştirici beklentileri hiçbir şey yok. Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin bizim hedeflere yakınsadığını inanıyorum ki göreceğiz. Dış finansmana erişimde sorun büyük oranda çözülmüş durumda. Bu geçen senenin ilk 5 ayıyla son 11 aylık, 10 aylık neyse süreci karşılaştıran bir grafik, basit bir şey. Bankalarda rollover rasyosu %150'lerin üzerine çıktı. Reel sektörde de %120'ye yaklaştı. Bunlar çok ciddi artışlar ve rezerv birikiminin bir ayağı da bu. Vadeler uzuyor. Yani elde edilen kaynağın. Bakın size bir basit bir şey göstereyim. Bankaların sermaye benzeri son birkaç aydır dünya sermaye piyasalarından devşirdiği kaynak 4 milyar doların üzerinde. Kaynak 4 milyar doların üzerinde. Bunun daha da artması ihtimalini yüksek görüyoruz. Yani bankalarımız uzun vadeli kaynağı şimdi küresel piyasalardan devşirebiliyor. Yani hepsi carry trade değil. Sıcak para değil. Mesela bizim çok taraflı küresel bankalardan edindiğimiz çok ciddi kaynak var. Ve önümüzdeki, şöyle söyleyeyim, 3 yılda Dünya Bankası gibi ona benzer bankalardan en az 60 milyar dolarlık şu an itibariyle Türkiye'ye taahhüt edilmiş kaynak var. Yani birlikte oturup bir şekilde bir programa bağladığımız bir kaynak var. Dolayısıyla bu kaynağı carry trade diyemezsiniz. Bu kaynağı sıcak para diyemezsiniz. Bu kaynak uzun vadeli ve küresel piyasalardan edinilecek kaynağa göre oldukça da uygun maliyetli. Genelde 100 ile 140 baz puan ilgili referans faizin üzerinde olan şeyden bahsediyorsunuz, kaynaktan bahsediyorsunuz. Oldukça iyi bir kaynaktan bahsediyorsunuz. Onun için yani önce işte bu program yok dediler, sonra programın olduğu ortaya çıktı. Bu programa kimse güvenmez dediler, programa güven olduğu ortaya çıktı. Buraya para gelmez dediler. Son 1,5 ayda 60 milyar dolardan fazla bir Merkez Bankası'na kaynak aktı. Şimdi de geride bir tane argüman kaldı. Efendim işte bu sıcak para, bu carry trade, işte Türkiye yüksek faiz vesaire. Tabii bütün bu eleştirileri biz saygıyla karşılıyoruz. Eleştiriye de değer veriyoruz. Yani gerçekten bu konuda da samimiyim. Ama bu program çalışıyor. Onun bir kere altını tekrar çizmek istiyorum. Portföy hareketlerinde yine olumlu bir ayrışma var. Gelişmekte olan ülkelere göre. KKM'den, yani bunu aramızdaki yabancı misafirler bilmezler ama çünkü bize özgü bir program. Kur korumalı mevduat, yani hani tercümanlar nasıl çeviriyor bilmiyorum yani. FX, Protected Lira Deposits diyoruz hızına. Şimdi burada piyasayı bozmadan, piyasaları bozmadan, ilk gün söyledik biz bunu. Biz dedik şok terapi uygulamayacağız dedik. Ya, bu bir tercih. Uygulamayacağız. Biz Türkiye'nin dokusuna uygun siyasi sahiplenmenin artarak devam edeceği farklı bir modelle gideceğiz dedik. Ya, bunu ilk günden söyledik yani. Dolayısıyla bu konuda da öyle. Biz buradan çıkacağız. Yani kur korumalı mevduattan çıkacağız. Çıkış biraz zaman alabilir ama çok iyi bir yoldayız. Türk lirası mevduatlardaki artış oransal olarak çok iyi noktada. Öngördüğümüzden daha iyi gidiyor. Şöyle açık söyleyeyim. Hem fon akışında hem KKM'den çıkış hem rezerv birikiminde. Yani bu tür bütün göstergelerde ilk gün başladığımızda ya ideal senaryoda ne olur diye bana sorsaydınız bu seviyeler
öngördüğümüzden daha iyi. Merkez Bankası'nın rezervleri bugün açıklanacak. Çok büyük ihtimalle yakında, çok büyük ihtimalle swap hariç pozitif, bütün swaplar hariç pozitif rezerv noktasında olacağız. Yakınız, çok yakınız. Ben açıklanmayan rakamları genelde paylaşmıyorum. Zaten bilenler günübirlik bilançodan çıkartabilirler. Ama şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak.